14 Nisan'ı hiç unutmayacağız. 2020'yi ele asla unutmayacağız. BTP camiası için 2020 hüzün yılımız oldu. 7'den 70'e her canımız ah ile figan eyledi. Yüreklerindeki acıları şiirlere döktüler. Acılarını türkülere, şarkılara yüklediler. Ellerini semaya açıp gözyaşı döktüler. Karantinalı günlerde canlardan bakıp ağladılar. On binler cenaze için yollara düşerken yolları kesildi. Yasak dendi. Halen yollar kapalı. Halen liderimizin nurlu kabrine gitmemiz yasak. Ancak ruhlarımız liderimizin gömüldüğü şehitlik tepesinde geziyor. Buna yürek nasıl dayanır? Gördüğümüz her şey bize onu hatırlatıyor. Öyle ki baharın geldiğini unutmuşuz. Çarşıya indim, tezgahta erik görünce içim cız etti. Gözyaşlarımı tutamadım. Eriğe bakıp ağlanır mı? Şimdi hayatta olsaydı erik yese siz de seyretseniz. Allah'ım ne güzel erik yerdi. Masaya bırakılan erikleri tuza batırıp nasıl da zevkle yerdi. Etrafındakilere yeseniz oğlum derdi. Fakat o yerken sizin seyretmeniz daha zevklidir. WhatsApp'ta HB Seyhat grubu var. Liderimizin uçuşları ya evladı Hasan tarafından veya İsmail Hakkı Bey tarafından bilgi notu olarak girilirdi. Havaalanında karşılamak için birkaç saat önceden bilgi verilirdi. Baktım o gruba, içim yandı. En son 17 Mart 2020 tarihli not. Hocam 16.10 İstanbul Trabzon uçuyor. Hasan kardeşim oraya yazar mısın? 14 Nisan 2020 cennete uçuş diye. Acıdan biz yazmayı unutsak bile Allah unutmadı. Cennetteki dostları güzel bir karşılama yaptılar. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Görenler yaşayanlar olmuştur, olacaktır. Rüya ile amel kültürü bizde yok. Bu yüzden sadece göreni bağlar. Bunları anlatmaya gerek de yok. Yalnız 3 defa gördüm, o kadar keyfi yerindeydi ki. Dedik ya, her şey bize üstadı hatırlatıyor. Telefon rehberime bakarken hocam kaydını her gördüğümde duruyorum. O şefkati, o oğlum hitabını hatırladıkça nasıl erimezsiniz? Konuşma bittiğinde gözlerinden öperim demesi yok mu? Evlat olduğunuzu yaşatıyor size. Yanlış yaptığımızda kafanı kıracağım veya serseri manyak seni demesi ya, unutulur gibi değil. Aramızda olsa da gerçekten kafamızı kırsaydı. Ama yok işte. Yaşasaydı ve şimdi küresel korona düzeni tatbik edilmemiş olsaydı ne güzel günlerimiz olacaktı. Teravihleri evinin avlusunda kılacak, birlikte sahurlar yapacaktık. Trabzon'a giderken bizi büyük bir heyecan kaplardı. Yüzlerce defa görsek bile ilk defa görüyor gibi olurduk. Her görmede farklı bir heyecan. Camiamız o kadar acılı ki siyasi ve salgın karantinaları kalktığında gözyaşları şehitlik tepesinden akıp Karadeniz'e karışır. Karadeniz daha da kararır, daha da çırpınır. Karadeniz'in korkusuz dindarı yok artık. Benim dedem Sarıkamış şehidi diye kükreyen deli yürek çarpmıyor artık. Bu acıya alışmamız zaman alacak tabii ki. Onun yaktığı bağımsız Türkiye ateşi asla sönmeyecek. Son nefes için siyaset yapan liderin yolundakiler asla şahsi menfaat derdine düşmeyecek. Gönül terbiyecimiz bize önce adam olmayı öğretti. Önce adam, sonra mühendis. Önce adam, sonra doktor. Önce adam, sonra öğretmen. Sonra işçi, sonra çiftçi, sonra çöpçü, sonra iş adamı, sonra siyaset adamı. Bağımsız Türkiye hiçbir siyasi harekete benzemez. Biz numuneyiz. Dini çizgimiz Ehl-i Beyt, milli çizgimiz Atatürk, siyasi çizgimiz Haydar Baş'tır. Bu kadro hem dinin muhafızıdır, hem vatanın ve milletin. Dini bütünlüğü milli bütünlükten farklı görmeyen, birbirinin teminatı gören kadrodur. Milli bütünlüğe önem veren devlet aklı, düşmanın dini bütünlüğü tehdit etmesi olayını göremedi. Devletin göremediğini Profesör Doktor Haydar Baş gördü ve kendini siper etti. O yüzden bu kadro devlet ve millet bekası için özel yetişmiş bir kadrodur.
Türkiye'de böyle bir kadro bir daha asla yetişmez. Çünkü bir daha Haydar Baş gelmez. Bu kadar bilge bir kişilik asla yetişmez. Anti-emperyalist duruşu olan, milliyetçi, ulusalcı ve Atatürkçü olan, İslam'ı sistem eksenli değil, gönül eksenli anlayan ve yaşayan, devlet ve insan ile barışık bir kadro sadece biziz. Camiye olarak dağılmıyor, parçalanmıyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılıyoruz. Ne demişti üstadımız? Korkunç bir zifiri karanlığa girdik arkadaşlar. Burada merhametle, şefkatle, izzetle, iffetle, fetanetle birbirimizi kucaklayacağız, hataları görmeyeceğiz.